Değerli konuklar, sempozyumumuza hoş geldiniz. Bu sempozyum aslında 2 yıl önce başlatılan bir çalışmanın sonucudur. Gerçekten akademisyen hocalarımız, üniversitemizle birlikte 2 sene önce başladık. Bugün bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Değerli katılımcılar, Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme sempozyumumuza sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Düzce bize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Düzce Üniversitesi'yle birlikte gerçekleştirmiş olacağımız bu güzel sempozyumu hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Öncelikle Türkiye'nin en genç şehrinde şehir kimliği üzerine böyle bir toplantı yapılmasını çok önemsiyorum bir Düzceli hemşerimiz olarak. Sayın Bakanıma ve sempozyumu düzenleme komitesinde olan herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Türkiye'nin en genç şehri. Tabii şehrin kimliği çok kolay oluşmuyor. Ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki farklı, Sayın Bakanımızın söylediği gibi, farklı yörelerden, farklı bölgelerden, farklı kültürlerden ilimize gelmiş ama bir arada yaşamanın en güzel örneğini gösteren bu il bence Türkiye için örnek sayılabilecek bir şehirdir. Zamanında yapılmış, Düzce'ye değerler katacak bir çalışma olduğuna inanıyorum. Değerli arkadaşlarımın bu konuda ortaya koyacakları çıktıların da şehrin bundan sonraki yönetiminde yol gösterici olacağı kanaatini taşıyor. İbn Haldun'a atfedilen bir söz var biliyorsunuz, coğrafya kaderdir diye başlayan. Bunu şehir kimliğini ifade edecek çok önemli unsurlardan birisi olduğunu ifade edeceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bağlamdan hareket ederek bir şey söylemek gerekirse ben sonda söylenecek bir unsuru başta ifade edeyim. Düzce kaderi iyi yazılmış şehirlerden birisidir.